We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün The Force serisine başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı efsane bir başlangıç yaptık. Yani oyun hakkında söylenecek bir şey yok. Çok muazzam, güzel bir oyun. Hepinize tavsiye ediyorum oynamayı. İkisi çıkacak diyorlar. Ben oynamak için biraz geç kalmışım gibime geliyor ama ikisi çıkacak diyorlar. Vallahi ikisi çıkarsa direkt alırım. Muazzam bir oyun. Tekrar söylüyorum, kesinlikle yani oynayın bu oyunu. Şimdi arkadaşlar ben oyunu %70 ya da %80, %100 oranından bir oylama yapacak olursak ben oyunu %80 olasılıkla biliyorum. Envanterimiz şu an böyle bomboş. Şimdi oyunu dediğim gibi %80 olasılıkla biliyorum. Bayağı iyi sayılır. Şurada bir temizlenelim. Heh. Elimizi yüzümüzü biraz yıkadık. Şimdi ben buraya kod yazacağım arkadaşlar. Hilenin biraz daha değişiği. Tam hile sayılmaz. Bu arada evimi şurada ileride bir yere yapacağım. Bu bir seri olacak. Oyunun nerede biteceğini merak edenler için şuradaki dağda bitecek. Spoiler olsun. Ama öyle direkt tepesine tırmanmayacağız amele gibi. Burada bir tesis var, laboratuvar var. Bizim uçağımızı düşüren bir silah var o dağın tepesinde. Falan filan. Sonrasını bilmeyenler için zamanla öğreneceğiz arkadaşlar. Kısa kısa özet özet anlatacağım size. Mağaralar var, mağaralara ineceğiz. Onun dışında mağaralara direkt pataküte inmeyeceğiz tabii ki de. Şimdi ben şurada bir konsol açacağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi artık her şeyimiz var. Şunları bir giyelim. Bana yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunları nasıl aldığım hakkında, nasıl yaptığım hakkında. Şimdi öncelikle birkaç bir şey göstereceğim. Modern ok var mesela. Fenerli hatta direkt. Bu geliyor çantanıza. Bunun dışında silah geliyor. Gördüğünüz gibi feneri var yine aynı şekilde. Ne bileyim böyle bir küre geliyor. Bu küre mavi yandığında bütün yamyamları uzak tutuyor. Kırmızı yandığında ne kadar yamyam varsa sizin yanınıza topluyor. Şu anda sönük. Böceğe basıp yere saplayabiliyorsunuz. Sonra bunu alalım. Ondan sonra dinamit geliyor. Gördüğünüz gibi. Modern balta geliyor arkadaşlar. Su altı kıyafeti geliyor. Saç spreyi geliyor. Bunu bayağı severim. Yamyamları yakmak güzel oluyor bunda. Bomba veriyor direkt. Bomba yapımı için tonlarca malzeme. Kafa bombası. Elektrikli testere. Ağaçları hızlı kesebilirsiniz. Tırmanma baltasını veriyor. Kaset çalar veriyor. Bunu veriyor. Flare gun. Başka. Oyunun en güçlü bıçaklarından biri maçeteyi veriyor.
Samuray kılıcını veriyor bu kod. Ne var ne yok her şeyi veriyor işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de şu tenis raketini veriyor. Ben bunu nerede bulunduğunu bilmiyorum, biliyor musunuz? Baktım bayağı ama bulamadım. Gördüğünüz gibi tenis raketi. Sonra mızrak veriyor işte falan filan, zırhlar veriyor, pişirmek için yemek veriyor. Kar paleti veriyor. Kar şeyi veriyor. Ne onun ismi? Tavşan kürkünden botlar işte. Pusula. Şunu ben bayağı seviyorum. Adım ölçü. Şu ana kadar 83 adım atmışız. Gördüğünüz gibi. Hala da atıyoruz. Log hack açacağım arkadaşlar. Şey yapacağım. İleride bir yere ev yapacağım. Güzel bir ev. Tabii oraya varayım. Ev yapacağım yeri göstereyim size. Geldik sayılır. Yatın oraya işte. Yatı herkes biliyordur. Bakın karşıda zaten sanırım. Bir dakika lan. Nereye geldim ben? Neyse birazdan varırım burayı takip edince. Ağaç kesmeme hiç gerek yok. Direkt şemayı yapıp hile yapıp direkt şey yapacağım. Odunları tamamlayacağım arkadaşlar. Sonradan da yavaştan mağaraları gezeriz. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorum atarsınız bana. Öyle yani. Ben bu arada nereye geldim lan? Oo, ben çok yanlış geldim. Bir de tepeden gitseydim keşke. Neyse. Yine aynı yol. Arkadaşlar ben dediğim yere varayım. Ufak bir kesme yapıyorum. Hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evi yapacağım yere geldik bu arada. Şu yamaça yapacağım, ağacın olduğu yere. Şuradan şöyle bir hikayeyle alakalı fotoğraf var. Onu bir alalım. Kaset var. Şu kaset müzik kaseti, onu hiç şey yapmaya gerek yok. Burada gördüğünüz gibi karaya vurmuş köpek balıkları var. Ne alaka bilmiyorum. Beni niye? Neden? Onu bilmiyorum. Şimdi tekneye gidelim, sonra da ben yamaça bir çıkayım. Ev yapacağım yeri göstereyim. Her şeyi öldürebiliyorsunuz bu oyunda, ne güzel. Yazık lan, resiflere oturmuş tekne. Güzelim tekne. Arkadaşlar bu geminin şu kapısı nasıl açıldığını bilen çoğu kişi yok. Hatta videosunu çeken de çok kişi yok. Ben bunun videosunu da çekeceğim. Haberiniz olsun. Her şeyden var bizde zaten. Burada anlayacağınız üzere şuradaki makete bakarsanız arkadaşlar, resimdeki çocuğumuz bu makinenin içinde. Bu arada spoiler tekrardan veriyorum. Çocuğumuz bu makinenin içinde. Bu da onun maketi. Bu kapının ardında da o makinenin daha böyle gerçekçi halinin maketi var. Bu arada şöyle bir save alalım şurada. Şöyle bir save aldık. Tamam. Güzel. Şimdi buradan çıkıyoruz. Burada işimiz kalmadı. Aynen. Ev şeyini göstereyim, yapacağım yeri.
Pusulayı bu arada elimizden bırakalım. Nerede o? Nasıl bırakıyoruz lan elimizden? Heh, tamam. Şimdi evi buraya yapacağım. Bence güzel bir mekan. Ağaç yok, bir şey yok. Bence iyi. Dediğim gibi evi buraya yapacağım arkadaşlar. Ben evi bitireyim. Böyle tamamen buraya tuzaklar yapacağım. Burayı ev yapacağım. Öyle yani. Şunun devamında şurada çadır var. Buradan ilerlerseniz bir tane mağara var. O mağarada ne vardı? Bir düşüneyim bir dakika. Şey vardı sanırım. Dalış kıyafeti vardı. Ya da başka bir şey. 6 tane. Kolay gelsin. Ne diyeyim yani? Öldürelim mi? Niye bu kadar kalabalıksınız lan? Daha yeni düştüm uçaktan. Neyse ben evi yapayım arkadaşlar. Ben ufak bir kesme yapıyorum arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi evi bitirdim arkadaşlar. Elimde şunu tutayım dedim böyle daha ilginç olsun diye. Evi bitirdim. Şöyle muazzam bir manzarası var. Gördüğünüz gibi. Buraya bir tane koltuk yaptım. Şey koltuk demişim, sandalye. İskeletten de yaptım. Bence güzel oldu. Onun dışında buralara böyle sergi tarzında bir şey yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baltalar falan hepsi böyle silah sergi yeri gibi bir şey oldu bu böyle. Bence güzel oldu. Burayı böyle yapayım dedim işte. Sapan. Tenis raketi. İşte normal ok. Dandikten. Maçete. Sprey boya. Şey boya diyorum ben bunu sürekli ya. Saç spreyi, silah, işte flare gun. Buraya işte bunları yaptım boş kalmasın diye. Armor şeyi. Ne deniyor buna ya? Armor tutacağı işte. Onun gibi bir şey. Buraya işte böyle bir şey yaptım. Buraya iki farklı dolaptan yaptım. Burada bombalar var. Bomba çeşidi. Dinamit, kafa bombası, normal bomba. Bir de molotof. Burada yine silah tutacağı yaptım ama böyle değil de şöyle daha böyle dik olandan yaptım. Kurutmalık yani deri tutacağı. Yine buraya bir koltuk yaptım. Gördüğünüz gibi. Hep de koltuk diyorum biliyorum. Bu da şey samanlıktan armor. Yani gizlenmenizi sağlıyor. Ya buraya çalışma masası tarzı bir şey yaptım. Pek bir işe yaramaz tabii. Buraya yatak yaptım. Buraya kuş şeyi yaptım. Buradan camdan girer diye belki. İşte böyle süs şeyler yaptım. Buraya çiçek ektim. Bunu süs diye koydum. Deri yapıştırdım buraya. Şu an evimin en güzel kısmı da burası arkadaşlar. Şömine yaptım buraya. Ve ayrıca çok da güzel bir köşe oldu. Evimin en güzel köşelerinden biri yani. Gördüğünüz gibi. Lan, aa martı geldi. Oğlum geleceğini hiç hesaplamamıştım ha. Bu arada şu kısım birazcık boş kaldı diyecek olursanız buraya bir şey koymayacağım. Burası böyle gelip izlemelik olsun. Burası da böyle ödül asmak için yani kafa asıyorsunuz buraya. Avladığınız hayvanların. Burayı da böyle yaptım. Yani şu anlık ev böyle. Şu iskeletlerden astım. Aydınlatma olarak. Evin bir de dıştan görünüşüne bakalım. Evin de dıştan görünüşü böyle arkadaşlar. Şimdi bir de koruma alanına bakalım. İkinci bölümde devam edeceğiz. Burayı nasıl güçlendireceğim hakkında. Şöyle gelelim abi buraya. Burayı böyle yaptım. Bu arada bunu yapmam toplamda bunlar da dahil bir saat sürdü. Vallahi değdi açıkçası. Şimdi burada hadi be.
Bu kadar çabuk mu? Bakın buraya yamyamlar gelmiş. İyi ki koymuşum. Buraya bombalar koymuştum. Patlamış birkaç tanesi gördüğünüz gibi. Simetrik bir sırayla koydum zaten. Aralarında 3-5 metre vardı. Bakın buradakiler de patlamış. Oha! Nasıl siktir be? Ben bunları yaparken şu oyunun sesinden sıkıldım. Kulaklığı çıkardım. Duymadım. Buradaki molotoflar patlamış. Hah, bir tanesi duruyor. Mumlar koydum buraya. Normal tahtadan çit çektim. Arka tarafa da kemikten çit çektim. Bir de bunun arkasına bunlardan koydum. Bunun arkasında da şey var. Dikenli uzak tutmak için bir şeyden var. Burayı diğer bölüm tamamlarım arkadaşlar. Ya da video dışında. Yani şu anlık savunma hattımız böyle. Şuradaki şeye gideyim ben. Bir tane çadır var. Ona bir gidelim. Bende var zaten. Evet, burada save alabiliyoruz. Tamam, neyse. Eve çıkalım şimdi. Yani şu anlık böyle. Bu arada şunun kafasını alacağım. Evime koyacağım. Oğlum çok iyi lan. Nasıl duracak acaba? Çok merak ettim. Tabii ben bunu nasıl yukarı çıkaracağım? Hadi buyur. Aman ne güzel. Ya bırakma işte ya. Lan alsan oğlum şunu. Ne oluyor lan? Oğlum bir gidin bak, sizle uğraşamam şu an. Ha gayret. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ya sikeceğim ya. İlla uğraştıracaksın oyunu ya. İnatlıyım lan, geçeceğim lan. Vallahi geçtim. Oyun bu da sana kapak olsun. Salak yanıyor ya, biliyorsunuz değil mi? Oraya molotoflu tuzaklar kurdum ya. Yandı salak. Ya keşke, bu ne lan? Oğlum ben bunları yıkıyorum, geri geliyor buraya ya. Hadi bakalım, ilkini koyalım. Dur, bu büyük olduğu için şuraya koyalım. Ya da dur. Tam başa koyalım, bu en güzeli. Huu! Abi efsane lan. Bunun yanına da geyik kafası koyarız. Oğlum çok iyi değil mi? Bence efsane olmuş bu. Neyse arkadaşlar, videonun burada sonuna gelelim. Birinci bölümümüz böyle olsun. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Aman aman şunları kırmayalım da. Onların da kafalarını alıp koyacağım buraya. Martının, kuşun. Böyle bakın. Bayağı kuş tipi var. Nerede onlar? Ha, bu arada zırhımız falan filan. Klasik şeyler. Nerede onlar şimdi, bir dakika. Bitki türleri bakın. Ha, hayvan tipleri bakın. Domuzun kafası. Efsane olur burada. Ördek kafası falan var. Geyik. Timsah kafası. Garanti. Onu kesin buraya getirmemiz lazım. Kaplumbağa. Rakun mu? Oyunda rakun varmış lan. Benim haberim yok. Sincap var biliyorum. Onların kafalarını hep getireceğiz buraya. Da balık getiremeyiz kafasını. Herhalde. Şu ana kadar da bulduğumuz resimler bunlar. Yani şu anlık bu kadar. Neyse.
Videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, biliyorum. Benden sonra çıkacak bir videoya bakmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Of, tam 12'den.